أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrat a'yunina Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hepimizi kendi yolundan ölünceye kadar ayırmasın. Çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin vaktinde beş vakit namazlarını kılmalarını nasip eylesin. Onları da bizleri de annelerimiz, babalarımız, bütün aile bireylerimizle beraber cennetine, cemaline kavuştursun. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin ana konusu allah Teala Celle Celaluhu'ya Cenab-ı Hakk'a tevekkül etme, ona güvenme. Çünkü Başka zaten adresimiz yok. Başka bir yerden efendim yardım isteme şansımız yok. Bütün merkez orası. Orası olunca da öyle bir şekilde kendimizi Allah'a vereceğiz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan beklentilerimiz o kadar böyle yoğun bir şekilde olacak ki Allah kendisine güvenenleri asla boş çevirmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız buyuruyor ki Talak suresi 3. ayette Bismillah ve men ala Allah fehuve yani Allah'a güvenene Allah'a güvenene Allah yeterlidir. Allah kafidir. Nokta. Nokta. Onun için biz de dikkat edeceğiz bütün olaylarımızda önceliğimiz Allah'a güvenmek. やはり。Yani tabii ki çalışacağız, gayret edeceğiz, hastaneye gideceğiz vesaire. Ama işin merkezini asla unutmayacağız. Allah şifa vermiştir. Allah bizim rızkımızı göndermiştir. Allahü Teala Celle bize hayırlı bir evlat nasip etsin diye Allah'ın bu evladı vermiştir. Cenab-ı Hak bize mutluluk verecektir. Huzur verecektir. Çocuklarımızı Allahü Teala düzeltecektir. Allah'a güven, Allah'a Teala Celle Celaluhu'ya sarıl allah -u Teala'dan ayrılma. Özel meselemiz bu. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki geçmiş ümmetler bana gösterildi. gösterdi. Öyle peygamberler gördüm ki yani bazı peygamberlerde 3-5 tane bir grup vardı. Bazı peygamberlerin yanında 1-2 kişi vardı. Bazı peygamberlerde yanında kimsecikler yoktu. O görev yaptı peygamber ama işte dinlemedi insanlar. Yani bu kadar zor bir dönemler geçirdi insanı efendim o güzel peygamberlerimiz Allah şefaatlerini ailesi onlarla cennette buluşmayı nasip eylesin. Kolay olmadı anlatmak. Yani düşünebiliyor musun peygamberin yanında hiç kimse yok. 950 sene peygamberlik yapmış. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binerken yanında sadece ve sadece 83 kişi kadar bir grup var yani. Onun için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki öyle oldu ki önüme bir büyük kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım efendim. Böyle seviniyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Oo, o kadar peygamberlerin yanında benim ümmetim kalabalık diye. Buyurdular ki bana Efendim bunlar Musa Aleyhisselam'ın ümmetidir. Sen ufka bak, ufka bak. Öyle diyor mübarek. Ondan sonra baktım ki çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir ve ve işte bizim en önemli e, bilgi olarak vereceğimiz ayrıntı burada. Onlar senin ümmetindir. O ümmetinin içerisinde de hesapsız, azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oradan bir haber böyle. Pey Peygamberimizin Peygamberimize mucizevi bir haber geliyor Allahu Teala tarafından. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyledi ve ayrıldı. Ee, o cemaatinin asabının arasından sonrasında ashab-ı kiram oturdular tartışmaya başladılar konuşuyorlar. Aa bu 70 bin kişi kimdir acaba? Yani biz onların içerisine girer miyiz? Girebilir miyiz? Giremez miyiz? Onlardan böyle yorumlar alınıyor falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir geldi aralarına. Neyi konuşuyorsunuz? Neyi tartışıyorsunuz? Ya Resulallah o 70 bin kişilik efendim hesapsız, azapsız cennete girecek kimseden bahsettiniz. Bunlar kimlerdir diye konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o yetmiş bin kişi hesapsız azapsız cennete girecekler. Büyü yapmayan, büyü yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenen kimselerdir. Bakın büyü yapmıyor, yaptırmıyor. Daha uğursuzluğa inanmıyor. Yani işte falanca gün uğursuzdur, falanca kuşun ütmesi uğursuzdur, falanca ay uğursuzdur, falanca olay uğursuzdur, bir efendim işte ses geldi, bir rüya gördüm falan filan. Bunları efendim asla inanmıyor, böyle bir takınağı yok ve Rablerine tam güvenen kimselerdir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bu gruba bizi alsın. 70 bin kişinin de e, yine bu hadis-i şerifin ışığında büyük bir müjdesi var. 70 bin kişi hesapsız azapsız cennete gireceği için Allah bunlara çok özel kimseler bunlar efendim. O kadar değerli kimseler ki Cenab-ı Hak müsaade edecekmiş bunların. Her bir tanesi de 70 bin kişiye şefaat edecekmiş. Allahu Ekber. 70 bin çarpı 70 bin yaklaşık bir ara ben efendim böyle bir çarp tablosuna girmiştim. Çok öncesinden yanlış bir bilgi vermiyorum inşallah. 4 4 e, milyar 900 bin kişi e, yaklaşık böyle bir tutmuştur rakam olarak. Yani biz inşallah o grubun arasına girmiş oluruz. Öyle Allahu Teala'ya tevekkül edelim. Ondan sonra bu arada diyor Ukkaşe radıyallahu anh vardı. Dedi ki ya Rısla, dua etti de dedi Allah beni onlardan kılsın. O yetmiş bir kişinin içerisine gireyim yani. Efendimiz Aleyhisselatü döndü. Ona dedi ki sen onlardansın. Tabi sahabeden bir tanesi daha böyle uçtu geldi adeta. Ya Rısla, ben de deyince yok dedi. Ukkaşi seni geçti. Demek insan böyle olaylarda da efendim hemen atak davranmalı. İlklerden olmaya çalışmalı. Yoksa efendim geçen oluyor seni yani. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin şu mübarek günlerde, gecelerde. Bizi de o kulların arasına katıversin. Dostlar, e, yani tevekkül noktasında örnekler çok. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın örneğini Allah bize Kur'an-ı Kerim'inde anlatır. Enbiya Suresi 51. ayetten 70. ayete kadar lütfen okuyalım. Yani İbrahim Aleyhisselam Nemrut efendim o hain, o zalim, o kafir, İslam düşmanı, Allah düşmanı, İbrahim Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhid efendim e, davasının düşmanı Nemrut'a karşı mücadelesini sürdürüyor. E, tabi putçuluk efendim yaygınlaşmış. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi, babası da o taraftan efendim mübarek İbrahim Aleyhisselam e, mücadele ediyor onlarla. Ondan sonra en son artık yapacağı bir şey kalmıyor. Bari diyor ki görsel olarak bir şey anlatayım. Ee, ne anlatayım onlara? Herkes böyle dışarıda ve putların, onların tapmış oldukları o heykellerin olduğu yere geliyor. Hiç kimse yok. Elinde bir tane efendim balta. İbrahim Aleyhisselam küçüklerinden pat 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 efendim başlıyor onları kırmaya. Sonra en büyük böyle dikilmiş olan büyük put var, büyük heykel var. Ondan sonra onun boynuna o baltayı ası veriyor. Ayrılıyor oradan. Şimdi bir geliyorlar. Allah putlar hep kırılmış. Ondan sonra bunu kim yaptı? Yapsa yapsa İbrahim yapmıştır. O zaten bizim putlarımızı sevmiyordu falan. İbrahim Aleyhisselam'ı yakalıyorlar, getiriyorlar. Sen mi yaptın falan diye. Ya diyor niye bana soruyorsunuz ki? Bak orada kocaman taptığınız bir put var, heykel var. Başında da efendim asılı bir baltası var. Ona sorsanız sorsanıza. Onlar dönüyorlar diyor ki ya İbrahim sen de biliyorsun konuşmaz o falan deyince. Ya diyor konuşmuyorsa, cevap veremiyorsa, buradaki kırılan putları koruyamıyorsa bu ne işe yarar, ne taparsınız buna diyor ya. Boşa gidiyorsunuz hayatınız efendim. Dönün diyor hakka, hakikate. Ondan sonra diyorlar ki İbrahim'in eğer biz bu yaptıklarına karşı kendisine bir ceza uygulaması efendim getirmezsek İbrahim'in davası yayılacak etrafı çocuklarımıza, çevremize. Onun için kimsenin unutamayacağı bir cezayı verelim ona. Ne yapalım? İbrahim'i yakalım. İbrahim'i yakalım ateşler tov, hazırlanıyor odunlar büyük bir ateş artık yanına da yaklaşamıyorlar öyle büyük bir ateş ki ondan sonra rivayete göre Urfa'da bu gerçekleşiyor biz gittiğimizde Urfa'da bunları görmüştük tabi İbrahim Aleyhisselam'ı da yanına varıp da ateş atma şansları yok o kadar büyük bir ateş etraf efendim yanına yaklaşılmayacak şekilde bir mancına yerleştiriyor İbrahim Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam Efendim atılacak ve İbrahim Aleyhisselam'ın atılacağı sırada Cebrail Aleyhisselam gelir. Ya İbrahim Allahu Teala'dan selam var. Allah'ın davası için şu anda ateşe atılıyorsun. Efendim söyle yardım olarak ne istiyorsan yapacağız. İbrahim Aleyhisselam der ki Allahu Teala Celle Celaluhu benim durumumu biliyor. Ben onun davası için yola çıktım. Sizden bir yardım istemiyorum. Ben Allah'tan yardım istiyorum. Hasbi ve nimel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbi Allah ve nimel vekil. Bunu söyler söylemez. Tabi efendim ateşin e, içerisine atılacağı sırada Mevlamız'dan da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söylüyorum. Haber gelir. Nereye? Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! İbrahim'e karşı esenlik ol. İbrahim'i sakın yakmayasın. İbrahim'e karşı da dondurmayasın, onu üzmeyesin. Efendim nasıl rahat edeceksin o şekle bürün. Bir gül bahçesi olarak adeta İbrahim Aleyhisselam. İçerisine efendim girdiğinde ateşin ateş yakmadığından bir bakıyorlar gözleri inanmıyorlar. Bu ne oldu? Büyüm yaptı falan filan diye İbrahim'den kurtulacaklarını beklerlerken İbrahim Aleyhisselam daha çok tevhid sahasında, tevhid davasında insanlara büyük bir mesaj bırakmış oluyor kıyamete kadar. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'la cennette buluşmayı nasip eylesin. Ne büyük dava insanıymış ya. Allah bize de o imandan versin inşallah. Böyle hemen böyle yalpalamayalım. Hemen gitmeyelim. Mesela e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bir örnek var kitaplarımızda. Mübarek sahabe diyor ki geliyoruz diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. bir gazveden geliyoruz. Herkes böyle yorgun, bitkin. Hatta ayaklarına efendim dikenler batmış falan insanlar o sahabe-i kiram ayaklarını bir bezle parçalarıyla bağlamaya çalışmışlar. Kanlara akıyor... Öyle bir şekilde bu dava nasıl geldi bize ya? Bir altın top gibi efendim kucağımızda bulduk. Kıymetini bilmiyoruz. Allah kıymet bilenlerden istiyor ya Rabbi. İşte o sahabe böyle Çekilmişler kenarlara istirahat etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da istirahat için bir ağacın gölgesinde böyle kendisi mübarek kılıcını asmış ağacın efendi bir dalına. Ondan sonra gözlerini kapatmış uyuyor. O arada nasıl olsa uyuyorlar. Sahabe de efendi uzaklaşmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ben bulmuşum. Şimdi işini bitiririm düşüncesiyle bir tane Kafir, müşrik, efendim kalkıyor geliyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını o astığı daldan alıyor, kınından çıkartıyor, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii o ses üzerine açıyor gözlerini. O kılı çekmiş. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hiçbir şey yok tabii haliyle kendisinde. Ondan sonra bakışıyorlar. Bu arada diyor ki e, ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyelim biz. Tabii o demiyor onu. Ondan sonra ya Muhammed diyor seni şimdi benim elimden kim kurtaracak diyor. Bittin yani sen demek istiyor efendim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç böyle kendisinde ...efendim bir tereddüt olmadan... ...bir korku, bir heyecan olmadan... ...seni kim kurtaracak benden diyen... ...o müşrik olan kimseye... ...Allah diyor Celle Celaluhu... ...Allah deyince... ...efendim... ...bir anda nasıl korktuysa... ...nasıl heyecanlıysa... ...Allah'ım Celle Celaluhu gücüyle kuvvetiyle... ...onun elindeki kılıç... ...bir anda düşüyor yere... ...efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer alıyor kılıcı... ...dönüyor ona diyor ki... ...peki diyor... Seni benim evimden kim kurtaracak? Onun üzerine işte sen hayırlı bir insansın, sen güzel bir insansın, affedersin falan demeye böyle yalvarmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüman ol diyor. Ben Müslüman olmayacağım diyor. Peki sen bilsin diyor. Efendim serbest bırakıyor onu kavmine gidiyor, diyor ki ben en hayırlı insanın yanından geliyorum diyor. En hayırlı insan kim? Yani o suçlu olmasına rağmen o anda peygamberimizi öldürmeye çalışıyordu, bağışlandı ya, efendim acayip bir şekilde mutlu oldu ve efendim birçok insana da orada peygamberimizi tanıtmış oldu. Sonrasında da rivayet edilir ki, kendisi de Müslüman olarak efendim imanını da kurtardı. Elhamdülillah. Dostlar, dersimi toparlarken şu hadis-i ile beraber bitiriyorum. Çok anlatılacak şey var ama bu tevekkülle alakalı hiç ama hiç çocuklarımıza da öğretelim. Aman dikkat edelim. Böyle ağzımızdan düşürmeyeceğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemiş olduğu bir hadis-i şerif acayip bir şekilde böyle insanı dolduruyor böyle efendim. Yani yükleme yapıyor. Artık siz ona ne dersiniz? Motive ediyor. Gaz yüklemesi yapıyor. Efendim beyin yüklemesi yapıyor. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men kâle haracemin beytihi idâ harace beytihi bir insan evinden çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse yani evinden çıkıyorsun kapıdan çıktın adımını attın veya dükkandan çıktın veya camiden çıktın hiç önemli değil. Ayakkabını giydin ondan sonra dışarıya çıkar çıkmaz ilk sözün şu olsun. Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la illa billah. Şu üç tane sözü ezberleyelim, ezberletelim. Yani Allah'ın adıyla çıkıyorum, Allah'a güveniyorum, günahlardan korunmak için ve ibadet etmek için kuvveti bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır dersen, yani Allah'ın adıyla çıkıyorsun, Allah'a güveniyorsun ve etrafta evet, bir sürü günahlar var, haramlar var, yanlışlar var. Onlardan korunmak, efendim işte ezan okunduğu zaman namazı kılmak, efendim Allah yolunu yürüyebilmekle ilgili güç kuvvet de Allah'tan gelecektir diye. Böyle efendim düşünüyorsun, bu güzel sözü söylüyorsun. Anlamını efendim aşağı yukarı toparlasan, toparlayamasan bile Bismillah. Tevekkel tealallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu bırakma dilinden. Sana şöyle cevap verilir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Denilir ki doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun ve ve şeytan da kendisinden uzaklaşır. Diğer bir şeytanın bile görse şeytan der ki hidayete erdirilmiş, ihtiyaçları karşılanmış, korunmuş kimseye sen ne yapabilirsin? Boş ver o adamı bırak başka bir adam bul kendine diye. Bu işi bunu söylemeyen kimselerden müşteri aralar kendilerine şeytanlar. Rabbim kayırsın bizi, korusun bizi inşallah. Bu güzel sözleri efendim anlamayı, uygulamayı nasip eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ömrümüzü hayırlı eyle uzun eyle, rızana uygun eyle ve inşallah ayrılırken şu dünya hayatından imanı kamille ayrılabilmeyi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü diyerek ayrılabilmeyi ve hesapsız, azapsız cennete girecek olan o gruba katılabilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhaneke Allahümme Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğleyk ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fetih, şerlendifi için, bütün ölmüşlerimizin, iman geçmişlerimizin de ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha.